Bugün çok aşırı bir şey olmadı ya bence. Bizim dolarla, euroyla, yabancı parayla hiçbir alakamız yok. Eğer Türkiye'de yaşıyorsak Türk parasıyla ilgilenmemiz lazım. TL olarak bulundurmak da karlı değil. TL gün geçtikçe değer kaybediyor çünkü. Dolar kuru sabah saatlerinde 9 TL'yi aşarak rekorunu tazeledi. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak vatandaşlara dolar tasarruflarının olup olmadığını ve dolar kurundaki gidişatı sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Yok. Türk lirası. Başka bir şeyimiz yok yatırım olarak. Yani bir dolar kuru tasarrufunuz vesaire yok? Yoktur. Başka yok. Ailenizde de yok? Yok. Ailemde de yok. Şimdi peki o zaman size şunu sorayım. Yani dolar kurundaki bu gidişat hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce nereye var? Durum çok kötü. Yani dilencilik falan artık o şekilde ilerlemeyi düşünüyorum Dubai'de. Öyle yani. Kötü durum. Teşekkür ederim. Yok çünkü yapamıyoruz, okuyoruz, öğrenciyiz. Böyle bir imkanımız olmuyor. Peki ailenden yapanlar var mı mesela? Var, babam yapıyor. Birikim yapıyor hani kurlar konusunda. Yani yapmaya çalışıyoruz. Peki şimdi bildiğiniz gibi sabah saatlerinde dolar kuru 9 lirayı aştı. Peki sizce bu kurlardaki gidişat önümüzdeki dönemde nasıl olur? Vallahi daha kötü olacak gibi. Tahminlerim o yönde çünkü bayağı bir artıyor kurlar. Belli olduğu üzere. Yani durum vahim. Kurların düşmesini bekliyor musunuz? Yok, beklemiyoruz. Daha da yükseleceğini düşünüyorsunuz yani. Öyle düşünüyorum, evet. Peki dolar kurunda yaşanan bu artış veya diğer kurlarda yaşanan artışlar cebinize nasıl yansıyacak? Bunun hakkında bir düşüncen, öngörün var mı? Vallahi ona da yok, öngörüm yok yani. Bilmiyorum çünkü durum ne olur. Her an değişebiliyor her şey. Ondan dolayı bilmiyorum. Yerine göre oluyor tabii. Yerine göre oluyor diyorum. Yani alım satım yapıyorsun? Yok öyle profesyonel olarak değil. Bazen bulunduruyorsunuz ama. Evet, evet. Peki dolar kurundaki ve diğer kurlarda yaşanan bu artış sizin cebinize nasıl yansıyacak? Bugün çok aşırı bir şey olmadı ya bence. Cebime şu an fark etmez. Olağan karşılıyorsunuz yani. Normal. Peki sizce önümüzdeki... Aşırı olursa tabii ki normal değil. Sizce önümüzdeki dönemlerde bu kurlardaki gidişat nasıl olur? Biraz artabilir gibi geliyor bana. Artabilir. Hayır, Türk parası ile ilgileniyorum ben. Sadece Türk parası tasarrufunuz? Evet, sadece Türk parası. Bir altın tasarrufunuz falan var mı peki? Hayır. Peki dolardaki ve diğer kurlardaki bu gidişatı nasıl görüyorsunuz? Bugün gene rekor kırdı bildiğiniz gibi. Normal, dünyada olan bir şey bu. Olağan karşılıyorsunuz? Evet, olağan karşılıyorum. Peki bu... Dolar kurunda yaşanan artış sizin cebinize nasıl yansıyacak? Bunun hakkında bir düşünceniz var mı? Hiçbir şekilde yansımayacak. Türk parası her zaman her yerde geçerlidir. Bizim ülkemizde de o geçerli. Bizim dolarla, euroyla, yabancı parayla hiçbir alakamız yok. Eğer Türkiye'de yaşıyorsak Türk parasıyla ilgilenmemiz lazım. O doların, kurun hiç bizlerle bir ilgisi yok kardeşim. Dolar tasarrufum yok, dolarcı da değilim zaten. Türk parasıyla uğraşıyorum. Yaparsam altın yatırımı yaparım. Dolara yönelmiyorum. Yani kur tasarrufunuz yok. Kur yok. Altınla Türk parası. Peki dolardaki ve diğer kurlardaki bu gidişatı nasıl görüyorsunuz? Size nasıl yansıyacak? Bu gidişat işte hepsi aynı şeyler. Savaş içinde savaş çıkartıyorlar. Başka bir şey değil yani. Kendi paralarını yükseltiyorlar. Bizim paranın değerini düşürüyorlar. Başka bir şey yapmıyorlar. Yani yurt dışı kaynaklı mı olduğunu düşünüyorsunuz? Tabii bu? Yurt dışı kaynaklı evet. Yurt dışı kaynaklı zaten. Bunlar her şeyin yurt dışı kaynaklı. Bundan 3 hafta önce 8,49 TL iken dolar aldım. Şu anda 9 TL üzerine çıktı akşam saatlerinde. Yine değişiyor ama çok az değişiyor. Hani 1 kuruş, 2 kuruş şeklinde ama TL olarak bulundurmak da karlı değil. TL gün geçtikçe değer kaybediyor çünkü. Hani bu şartlarda mecburen hani döviz yapmak zorunda kalıyoruz ya da altın şeklinde yatırım yapmak zorunda kalıyoruz. İşte altın da bildiğiniz gibi yine bozdururken biraz daha zarar ediyor ama en doğru yatırım yani TL değil de en azından altın ya da dolar, euro şeklinde yatırım yapmak hani bu şartlarda. Çünkü yine markete gittiğiniz zaman TL üzerinden alıyorsunuz hani alacaklarınızı. O da işte bildiğiniz gibi marketlerde fiyatlar hani fahiş durumda. Hani zincir marketlere inceleme başlattıklarını söylüyorlar ama herhangi bir değişim yok. Yine aynı fiyatlardan alım yapıyoruz. İşte bizim alım gücümüz düşük ama fiyatlar fahiş. Bu şekilde geçiniyoruz yani hani inşallah daha iyi olur. Bu şekilde. Peki sizin hani bir... Ben de tavsiye isteyecek olanlara yine döviz yapın derim yani açıkçası. Bir Türk vatandaşı olarak hani gerçekten utanç duyuyorum bu durumdan ama mecburen bu şekilde devam edecek bu süreç. Peki sizin bir
dolar tasarrufu veya bir altın tasarrufu olabilir veya bir arsa yatırımı vesaire bir birikiminiz var mı? Var. Ailesi olarak. Olarak söylemek istemem ama var yani. Dolar yapıyorum genelde. Hani doların daha karlı olduğunu düşünüyorum. Euro da aynı şekilde ama genelde dolar üzerinden. Hani biraz alışkanlık diyeyim ben. Altın da yaptım zamanla elinde. İşte o da işte bozdururken yine istediğiniz fiyata bozduramadığınız için o da alırken ve satarken hani farklı olduğu için fiyatlar. Dolar biraz daha karlı geliyor bana. Hani bozdururken daha az miktarda düşüyor hani kazancınız. O şekilde diyeyim hani. Tavsiye isteyenlere dolar yapın derim yani öyle. Peki önümüzdeki dönemlerde döviz kurları nereye doğru varacak? Sizin bir beklentiniz var mı? Yani önümüzdeki dönemde genelde siyaseti takip etmek daha mantıklı ya da ülke gündemi. Ne bileyim bir seçimlere doğru farklı bir artış olabiliyor ya da düşüş olabiliyor. İşte ne bileyim öyle diyeyim yani hani siyaseti takip etseler daha iyi olur. Ya da ülke ya da küresel anlamda bir takip olursa. İşte dış devletler Avrupa Birliği'ne bakabilirler ya da işte ABD'nin biraz daha siyasal ilişkilerine bakabilirler. Yani ekonomiyi takip etsinler öyle diyeyim. Ama yine de kesin bir şey söylememek gerekiyor. Hani bu insanlar artık o kadar hızlı bir gelişme oluyor ki yani devir o kadar hızlı ilerliyor ki biz bile yetişemiyoruz. Neye yatırım yapacağımızı bilemiyoruz. Bir anda arsalar hani artışa geçiyor.